Değerli dostlar hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günlerimiz olsun. Kalbimizin ve zihnimizin merkezlenici her daim günlerimiz olsun diyelim. Bugün e, El Hay ismi Rabbimin isimlerinden ve e, bizim için yine bütün isimler olduğu gibi bu isimde de emek verdiğimizde ciddi farkındalıklar oluşturacak Allah'ın isimlerinden El Hay. Elhay ezeli ve ebedi diri olan demektir değerli dostlar yaşamın kaynağı demektir elhay ismi e, bütün kainatın e, diriliği ve bütün kainatın e, varlığının Allah'ın elhay ismiyle olduğunu idrak edersiniz ezeli ve ebedi diri olan yani e, biz insan olarak defalarca ölürüz ve diriliriz ama burayı lütfen yanlış anlayalım yanlış anlamayalım. Yani e, babamızda ölürüz, annemize geçeriz. Annemizde ölürüz, dünyaya geliriz. Dünyada hasta oluruz, iyileşiriz. E, dolayısıyla bir günümüz kötü geçer, ertesi günümüz iyi geçer. Bunların hepsi aslında ölmek ve dirilmektir. Ama Allah'ın El Hay ismi yani Rabbimizin ezeli ve ebedi her daim diri olduğu ve yaşamın gerçek kaynağı olduğunu çok net bu isimden anlıyoruz. La ilaha illallah dediğimizde El Hay isminin ilk basamağını aslında zikretmiş oluruz. Yani El Hay ismi Kuranda en çok zikredilen Allah'ın isimlerindendir. Fakat La ilaha illallah dediğimizde El Hay ismini zikretmeyi, idrake etmenin ilk basamağını gerçekleştirmiş oluruz. Hatta bununla alakalı... ...şöyle kısaca bir dipnot bilgi verirsem... ...El-Hay'in ebceti 18'dir. 18 bin alemin de aslında... ...simgesi buradan gelir. Yani... ...milyonlarca, binlerce perde olduğu için... ...18 bin alem denir. Ama ebcet hesabı... Elhay 18'dir. Ve binlerce perde olduğu için de... ...18 bin alem denir. Ve yine ayetlerin bazı yerlerde geçer. Biz can verdiğimiz her şeyi sudan yarattık. Yani bazı çeşmelerde Mimar Sinan'ın yaptıklarında 18 tane çeşme görürsünüz. Şadırvan şadırvanların etrafında. İşte bu aslında o suya can veren, Allah'ın her şeye can verdiğini gösteren bir simgedir. Elhay ismine emek verip bunun üzerinde, bu güzel ismin üzerinde çalıştığımızda aslında şunu fark ederiz. Sağımıza baktığımızda, solumuza baktığımızda, gökyüzüne baktığımızda, toprağa baktığımızda, her şeyin bir yaşam şeklinde olduğunu anlarsınız. Ve insanlar gelir geçer, canlıların bazıları gelir geçer, cansızlar dünyadan kaybolur gider. Ama varoluş her zaman devam eder. İşte Allah'ın El Hay ismiyle. Dünyada Allah'ın yarattığı ve kendinden e, bir damla bir zerre bıraktığı her şey mutlaka ölümlüdür. Ama Allah'ın gerçekliği hiçbir zaman ezeliği ebedi, her zaman varlığını ve diriliğini koruyacaktır. Ve Allah El Hay ismini verdiği ve yansıttığı bütün her şey mutlaka ölüp dirilmeye mahkumdur. Bir tek Allah sadece kendi indinde ezeli ve ebedi diriliği kendinde bırakmıştır. Ve biz oradan bir parça alarak yaşarız, ölürüz, diriliriz şeklinde hayatımıza devam ederiz. Şimdi burada anlamamız gereken ne? El-Hay ismi insanda açığa çıktığında aslında şunu anlar nasıl biz e, hayatımızda işte bir arkadaşımıza sorarız anne yaşıyor mu o da der ya yaşıyor yaşıyor maşallah yemeklerini yapıyor evini temizliyor geziyor bu annemizin annesinin yaptığı faaliyetleri anlatır ve annesinin yaşadığını böyle izah eder biz ise elhay ismi bizde idraka çıktığında her an her şeyin olduğunu her türlü şeyin kontrol altında gördüğümüzde Rabbimizin varlığı üzerimizdeki ihsaniyetini anlamış oluruz. Ve El Hay ismi insanda yine açığa çıktığında Allah'ın ne kadar e, ezeli ve ebedi diri olduğunu anladığımızda Allah'ın bir şeye El Hay ismiyle e, yaklaştığında ve ona bir can verdiğinde her şeyin yeniden canlanabileceğini insanın tezahür dahi edemeyeceği bir şeyi tekrar canlandırabileceğini anlamış oluruz. Ve günün belirli zamanlarında böyle el hay yaptığımızda ve bunu içimizden kalbimize doğru aklımıza doğru yaptığımızda tekrar aslında kendimize Rabbimizden can dileriz. Kalbime can ver, aklıma can ver, yaşamıma can ver. Çünkü insanın yaşıyor olması demek yaşıyor olması demek değildir. İnsanın e, bu dünyada nefes alıyor olması yaşıyor manasına gelmez. İnsanın aklı vardır ama yaşamıyordur. Kalbi vardır, yaşamıyordur. Sadece fizyolojik olarak yaşıyordur. Bu sebeple bütün organlarımıza karşı El-Hay ismini zikredip organlarımıza doğru böyle hissedersek, bütün bedenimize hissedersek Rabbim bana can ver. Yani sadece yaşam değil, idrakla can ver bana idrak ederek can bulmayı nasip eyle, gerçeklikleri anlayarak idrak etmeyi nasip eyle şeklinde e, Allah'ın bu güzel ismini zikretmiş oluruz. E, zaten ayetel kürsüde e, bu ismi zikrediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu ismi zikrediyoruz. Ama e, El Hay ismini şöyle farkındalıkla kalbimize yedire yedire ilk önce La ilahe illallah sonra Ya Hay dediğimizde o içimizdeki canlılığı çok net hissederiz. Efendim sevgiyle kalın.